والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qo'limizdagi kitob buyuk ulamolardan biri Hazrati Jaloliddin Rumiyni masnaviylariga sharh yozgan Shoh Muhammad Ahsar degan zotni mavizalari to'plangan Dardi Muhabbat degan kitob ekan. O'qimoqchi bo'lgan mavzuimiz u kishini 87 yili Arafotda turib tavbani fazilati to'g'risida qilgan ma'ruzalari ekan. Judayam ta'sirli, chiroyli, go'zal gaplarni gapirgan. Ba'zi bir ilmiy muammoga o'xshagan sal mushkulligi bor joylari chiqib qolsa ketirib tushunmadingiz ha, salkin getirib ketiraveradi. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana. Ma'ruzalarini boshida surai Baqarani oxirgidagi shu oyat bilan boshlaganlar. Biz hammamiz hozir Arafotda turibmiz deydi. Hammamiz bu yerda Allohdan afu, mag'firat va rahmatni talab qilamiz. Maqsadimiz shuki, hammamiz Xudo tarafidan afu qilinsak, shuning uchun men bugun mana shu oyatni tanlab oldim. Bunda Xudo taolo o'zini afusini, mag'firatini va rahmatini talab qilishlikni bandalarga buyurgan oyat. Va Xudodan shu narsalarni talabida qanday duo qilishni o'rgatilgan oyat. Vaqtiki insondan bir gunoh sodir bo'lar ekan. Ya'ni hamma gunohlar insondan gunoh sodir bo'ldi. Insondan gunoh sodir bo'lishi bilan insonni qarshisiga to'rtta guvoh tayyor bo'ladi. Nima gunoh qilishingizdan qat'iy nazar, sizga qarshisiga to'rtta guvoh tayyor turibdi. U to'rtta guvoh Qur'on bilan sodir bo'lgan, ya'ni Qur'onda ham o'sha guvohlarni Xudoning taolo xabarini bergan. Birinchi guvoh nima? Birinchi guvoh yer. Insonning yerning qaysi qismida gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha insonni qarshisiga guvoh bo'lib qoladi. Buni dalili nima? Qur'onda nima bilan hujjatlaysiz buni desa, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ تحدث أخبارها سورة إذا زلزلت هذه الآية الكريمة قيامة كنودا yer o'zida xabarini bayon qiladi deydi. Qiyomat kunida yer o'zida xabarini bayon qilib beradi. Shu oyatni tafsirida Huzur sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz sahobalarga buyurib aytdilarki Zaminni, yerning ustida odamlardan nima amallar sodir bo'lgan bo'lsa, yer o'shani guvohlik berib bayon qilib beradi deb tarjima qilgan ekanlar. Bugun deydilar, magnitofon degan narsani, video degan narsani muomalasi hammamizga ma'lum. Shu oyatni tafsiri ko'zingizni oldiga kelishligi uchun shuni yodingizga keltiryapman deydi. Ki shu biz ko'rayotgan oynai jahonlar ham yer jinsidan bo'lgan bir narsa. Yerdan chiqarilgan narsa, osmondan tushmagan, yerdan chiqarilgan narsadan tayyorlangan narsa
siz bilan mana hamma narsamizni bayon qilib beryapti. Demak, qiyomat kunida siz bilan men ustida yurgan yerni hammasi video yoki videoga aylanib ketishi aqlga to'g'ri kelaverar ekan deyaptilar. Hammasi qilingan, o'zining ustida qilingan ishlarni bayon qilib berilsa, aqlga hech qanday zidligi yo'q buni. Bu birinchi guvoh. Inson yerni ustida gunoh qildi, ayb sodir bo'ldi, unga birinchi guvoh shahodat berguvchi tayyor bo'ldi. Ikkinchisi nima? İkincisi Hüdaya Teala aytadı ki اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Bugün, yani kıyamet günü de ben, İdi Hüdaya Teala biz ağızlarına muhur koyuyoruz. Ette muamele ayrıca bulalım. Başkaça bulalım. Ette Hüdaya Teala ağızlarına muhur koyuyoruz. Gepirtir miyim ben dedi. Bizga gapirib beradilar odamlarni qo'llari va guvohlik beradi ularning oyoqlari qilgan ishlaridan deydi. Qaysi a'zolardan gunoh sodir bo'lar ekan, u a'zolar ham qiyomat kunida siz bilan mana qarshimga yoki yaxshi ish qilgan bo'lsak, foydamizga guvohlik beradi. Mavlono Rumiy rahmatullohi alayhi aytarkanlar, Jaloliddin Rumiy. Chashim go'yat karda ham g'amda harom. Ko'z aytadi. Men harom g'amzalar qilganman deydi. Harom xudo nojoiz qilgan narsa bilan holatda birovga nazar qo'yganman. Go'sh go'yat chidam suul kalom. Quloq aytadi men yomon gaplarni terganman. Labbi go'yat men chunin bu sidam. Lab aytadi men harom joylardan bo'sa olganman. Dast go'yat men chunin do'z deydim. Qo'l aytadi Men shuna qilib bir o'zi haqqini olganman. Hammasini Xudoy taolo gapirtiraman deydi. Xuddi shunday oyoqlar ham harom joyga borgan bo'lsa, ular ham o'zini guvohligini beradi. Va shuning singari a'zolardan yaxshi amallar sodir bo'lgan bo'lsa, tilga muhr qo'yilgandan keyin u ham o'zini yaxshiliklarini bayon qilib guvohlik beradi. Uchinchi guvoh nima? Xudoy taolo aytdiki, kiromdan katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sizlarning yonlaringizda yurgan kotib yozuvchi farishtalar bor. Sizlarning qilgan ishlaringizni hammasidan ular xabardor dedi. Bu uchinchi guvoh. To'rtinchi guvoh nima? Wa idha suhufu nushirat. Qiyomatda namoyi amallar ochilganda, deb Xudoy taolo yod qildi. Demak, ma'lum bo'ldiki, namoyi amal ham, ya'ni bizi savob va gunohlarimiz yozilgan daftar ham bitta guvoh bo'ldi. Savol paydo bo'ladiki, vaqtiki siz bilan mani tepamda qiyomat kunida shu to'rtta guvoh tayin ekan, tayyor bo'lib kelgan. Xo'sh, nima qilishimiz kerak? U odamlarning o'zlariga gunoh qilish bilan zulm qo'yganlar, o'zlarini qarshilariga qiyomat kunida guvohlarni tayyorlab qo'yganlar, qanday ilojisi bor ekan? Qanday imkoni bor ediki, qiyomat kuni bo'lsa-yu shu guvohlar bizni qarshimizga turmasa. Bizni qarshimizga bo'lgan bu shahodat guvohliklar xabar. Shuning uchun Sayyid Alam sallallohu alayhi vasallam buni ham tartibini, buni ham tadbirini ummatlarga irshod qildilar. Ya'ni tavba. Bunga aloqador hadisni men inshaalloh naql qilib beraman. Lekin tavba shularni xatm qilar ekan, shularni tugatar ekan. Lekin tavba tavba bo'lishligi uchun uning shartlari bor. Astag'firulloh tavba qildim degan gapni o'zi kifoya emas deydi. Tavba tavba bo'lishligi uchun shartlari bor. 3ta Xudoni haqida Xudoning huquqida, bittasi bandani haqida. Yersangiz to'rtta narsa bor, to'rtta shart bor. Shu to'rtta shart bilan tavba to'g'ri bo'ladi. Allohning haqidagi shart chunki birinchisi o'sha tavba qilinishi kerak bo'lgan gunohdan inson aloqasi uzilib chiqadi deyapti.
Yani yaklağa aynı mafiye. Günahtan üzülü çıkış gerek. O demez ki, uzun haleti günahtan çıksayım, tövbe, tövbe, tövbe. Bazı adamlarını koramam. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu kanakangi bir hayali zamanı oldu. Kanakangi hayaller yalan baş bulup köçelerde çıkıp zor edilirim. Lekin közleri yalan baş hatırlardı duradı. Bey bey bey, diğer adamlar aynı fikirde de durup, la havle ve la kuvvete illa billah, tövbe kıldım, tövbe kıldım de durup, közlerini haramdan üzmeydiler. Ve halen ki tövbenin birinci şartı şu ki, kabul bulunduğu için o şey günahtan üzülüp geçerdi. Günahsız infasite türüp, tövbe kıldım, tövbe kıldım diyen tövbelerimizi de uzun tövbeye muhtaç olup ama yaptın da kendiydi. O şey tövbemizi uzun gel tövbe kılışımız gerek. Çünkü biz günahsız infasite türüp bu işi kılıyaptız. Koyar tövbeni maskara kılıyaptız. İkinci, tövbenin kabul buluştuğunun şartı ayyen de mağlup. Günahsız dilinde nazamet buluşmayı. Tövbe kıldım dedi, günahtan üzülüp çıktı. Lekin aldın mukaddem kıyken günahlarına nispeten dilde nadamet buluş gidi. Nadamette tarifi ne mi? Nadamet ne diyen? Dilde alem dolar. Dilde gam peyda olur. Ki, hay ben kanakangi nalayık adam ben deydi. Kanakangi yaramız ben deydi. Çünkü yaşlı yıkılı gücü, beni terbiye kıyken eğermiş çünkü yaşlılarının hakkını ne mi adakmadın diyen nadamet dolar. Hazreti Hakimul Ümmet Tahanevi diyen zat Üstadımız Kaysar diyen ki eğer fereden dozak bu mesele ben de şu günahta kısayım bunu yaradırken dozak bağır diyen vadesi Kudan'ı vadesi bu mesele tahsildeyim insanların şerafetliğe tesleridir insanların şerafetliğe hılabıdır ki şünceli yakşı yıkayan zatı parmağını boysunlar diye. Tasavvur kılın dozak yok eken, lakin insanın şerafetine soru kemiydi ki şünceli yakşılık yiyen zatı yakşılığı yamanlığı bilen cevap kaytarışlık ve her bir insanın şerafetine soru kemiydi. Subhanallah, bu muhabbetli muamelesi. Bir katan uzun patlantıları yıkıp yakşılıklar. İntihai, gayesini tükenmediğin ihsanlar güzelliklerin önüne bahş getirdi. Farzanti içinden bir nersa şerafetli bir nersa onun önündeydi ki çünkü yaşlılıkla atayı narazı koymayın diye nersa kalbide daim canayı verip duradı. Şu nersa siz bilen beni dünyayı kildirip düşündürken sebep bu koyundur atayı buluyordurken kalbimizdeki ündü oldu. Lekin kuda bilen bizim muamelemizde kut uşan diye buluştuk. Yani çünkü yaşlılıkla zatke yamanlığı bilen cevap kaysanması gerek. Kıfırken yamanlığımızdan demek etkili ki nadamet buluş gerek. Demek ki ben çünkü yaşlılık yiyen zatken ben şiddet günah kılıp cevap kaytardım deyip durup nadamet buluş gerek. Bu tövbenin ikinci şartı. Üçüncü şartı ne? Puhta, müstahkem kılıp kalbi de azm kıladı, karar kıladı ki Rabbim şu günahı kayıp kımıymetti. Tövbe tövbe buluş gerek için asasi şartlardan bir tanesi şu ki şuna indi Kuda üzülüp kaytıp çıktım şundan. İndi kaytıp kımaymanın diyen kalbideki katıp azın kastı buladı. Buradan kur günahı gen. O günahı gen her sefer tövbe yandı gen. Lekin her tövbeyle ötürgen de asla ötürgen bile tövbe gen. Lekin insan zayıf diyen Kuda'nın ayeti gen muvaffuk tövbesini sindirip koyuyor yani. Hemişe zevkümüz ayşu külüşke yetişmez ev takılgen tövbe düşke. Sufalar kaytarlar ki daim bize ayşu külüş bilen zevkümüz. Ayşu külüş bilen uçsa kursanız. Yetelap duygen tövbemiz peşin geçe itibarmazsan türü sınıf gitti uğradı. Ana şuna kaynı kılıp günah tıkıp etir var gelmiş, tövbeni kılar gelmiş, sindir var gelmiş. Şimdi kilit sen bilen menge ayşalar ey birader şimdi yani tövbe kıyım indi. Aslında dedik indi bana şu seferde düzmeyim ben dedik. Desem kubler tahsil, bana günahımı huda keçiren mi kendim deydi. Ben ular güne etemem deydi. Hazret Tahanevi'nin en kadimi halifelerden birileri Hazret Abdülhay sahib diyen zat Aysiyan idiler. Karaki şehrede Pakistan'da
katta savdo shahri. Shu karochida 100 lak odam yashar ekan. 1 lak 100 mingga teng. 100 lak bo'lsa 10 million odam bo'lar ekan. 10 million odamni najosati, hojatxonasi hammasi dengizga chiqib ketar ekan. Kechasi kunduzi najosat dengizga quyilaveradi. Tashqaridan qarab turgan odam deydilar, shuncha najosat chiqavorib bu dengizdan to'lib ketmas ekanmi deb qo'rqadi deydilar. Ma'lumki, bir mavj uradi dengizdan. Bir to'lqinlanganda bir ko'zingni ochganingizcha haligi najosat yo'q bo'lib qoladi. Haradan bir masjid imomi kelib haligi dengizda tahorat qilib namoz o'qib beraman desa, bemalol tahorat qilayotgan darajada poklanib ketadi. Kuzina aç birodarim deydi. Xudoy rahmatiga taborak va taoloning rahmatini dengizi mavj urganda sani uncha gunohing yo'q ketadi deydi. Gap sandagi astoydilik tavbada, sandan astoydilik azr bo'lsa, bu shartlari bo'lsa, Xudoy taborak va taoloning rahmati sani har qanday gunohingni yuvadi. Asosiga nomi bo'lmaslik kerak edi. Banda har qancha gunoh qilgan taqdirda ham astoydilik tavba qilsa, Xudo rahmatidagi gunohlaridan kechiradi. Ba'zi odamlar aytadilar, men juda katta gunohkorman. Meni duom qanaqa qilib qabul bo'lsin? Necha marta men tavbani sindirganman. Meni gunohim Xudo kechirmaydi deb gunohning ko'pligini ko'p menga yod qiladi. Zohirimga qarasangiz, birodarim juda tavozulikka, o'zini haqiqiy odam, o'zini katta tutganga o'xshab ko'rinadi. Hamma aqli bor odamni nazarida shunday seziladi. Lekin men aytamanki, bu zohirida tavozulik, lekin haqiqatdan oxiri yo'q mutakabbir odam bu. Men shu odamdan norozi bo'laman. Sababi o'zini gunohini Xudoning rahmatidan ko'ra kattaroq deyaptimikin deydilar. Har qancha katta gunoh qilgan taqdirda ham Xudoning rahmatini oldida hech narsa emas deydi. Ustozim bir narsa gapirardi. Bir pashta kelib Moldi shohiga qo'nibdi deydi. Moldi shohiga qo'nibdi. Uch kecha turgan vaqtida ey mol deb pashta. Ey mol, kechirasan meni. Sani shohiga kelib qo'nib sani ko'p bezovta qildim endi. Deb uch kecha turgan ekan. Mol aytdi, to'xta deb chiqib, sen uni kelib qo'nganingni ham bilganim yo'q dedi. Uch kecha turgan, qayta bilaman, indan uch kecha o'tgan ham bo'lmasmi dedi. Ya'ni go'yo u molga kichkinagina narsa sezilmadimi tashlanib. Xudo taborak va taoloning rahmati shunday katta narsaki, siz bilan meni gunohim go'yo etdi yo'q. Gap aslida tavba qilishda faqat. Ya'ni tavbaga undayapti-da. Naomi bo'lmasdan darrov tavba qilib gunohdan qaytib oldi. Xudo meni kechirmaydi deb gunohda davom etib yurgandan aslida yig'lab turib tavba qilib gunohni kechirib olishi asosroq. Agar shayton ham agar tavba qilsa Xudo taolo kechiradi deydi. Shayton ham agar farzand tavba qiladigan bo'lsa Xudo taolo uni gunohini kechiradi. Hazrat Hakim ulama aytardilar. Shaytonda 3 ta ko'z bo'lgan. Obidni ko'zi bo'lgan. Orifni ko'zi bo'lgan. Olimni ko'zi bo'lgan. Ya'ni bunda 3 ta fazilat bo'lgan. Olimlik, obidlik, oriflik bo'lgan. Oriflik shu darajada bo'lganki, tamom anbiyoning, payg'ambarlarning shariatlari, juz'iyoti, kulliyoti, katta va kichkina ma'lumotlari hammasi uning nazarida hozir bo'lgan. Uning ibodatchiligi, obidligi shu darajada bo'lganki, yer yuzida uni boshi sajdaga qo'yilmagan joy qolmagan. Ibodat shunchalik ko'p bo'lgan. Orifligi, uni bilimdonligi shunday bo'lganki, Xudoy taborak va taolo "Ukhruj fa innaka rajim" deb shaytonni dargohidan quvdi. Chiq, sen toshburon qilinding, sen meni la'natimga qolding deb quvdi. Shunchalik vaqtda ham Xudoy taoloni dargohidan quvlay turganda ham u duo qildi. Allohim menga izn bergan. Menga muhlat bergan qiyomatgacha meni o'ldirmagin. Men seni bandalaringni yo'ldan turaman. Bularda masalan jannat yo'liga turib olib, bularni u yo'lga tushmaslikka harakat qilaman. Ana shunaqangi duolarni qilib Xudoy taolodan muhlat so'radi. Uni olimligi, orifligi shunday ediki, Xudoy taborak va taolo unga g'azab qildi.
chiq dedi. Lekin bilardiki u Xudo taolo shunday ulug' zotki, uni g'azab qilgan taqdirda ham bandani duosini ijobat qilishdan uni g'azabi to'sib qo'ymaydi. Duo qilsam duom ijobat qilaveradi, turib duo qildi u. Parvardigori olam g'azabdan ta'sirlanmasligini ham bilardi. Shu darajada og'ir zot edi shayton. Lekin dedilar, shunchalik fazilati bilan u oshiq emas edi dedilar. Xudo oshiq emas edi. O'shanga do'diradi u. Agar u oshiq bo'lganda edi, Xudoga nisbatan uni muhabbati, ishqi bo'lganda edi, shuni charosiz nimaga u qanday demasdan turib Xudoni farmoniga bo'ysungan bo'lardi. Odamga sajda qildiganda ham sajda qilardi. Balki u mahbub haqiqiysini noroziligidan betoqat bo'lib qochgan bo'lardi. O'zining eng haqiqiy suyuklisi bo'lgan bu Xudoni norozi qilib qo'yishdan qochgan bo'lardi. Shu zahoti sajda qilardi. Agar u oshiq bo'lganda edi, odam alayhissalotu vassalomga o'xshab, Robbana zalamna anfusana, ey Allohim, men o'zimni nafsimga zulm qilib qo'ydim deb aybini iqror qilgan bo'lardi. Ulamolar she'rga kelganda yozadi. Qaysi dildagi, qaysi qalbda Allohning muhabbati paydo bo'lgan bo'lsa, hech qachon shu odam kofir bo'lib ketmaydi dedilar. Allohning dili bir marta bir qalbda o'rnashgan bo'lsa, u odam mardud bo'lmaydi, Xudoning dargohidan quvilmaydi endi. Hop, hujjatingiz nima? Desa, Xudo taolo aytdiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rajim, wa man yartadid minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Sizlardan kim dinidan qaytib murtad bo'lib ketsa deydi. Sizlardan har kim dinidan qaytib murtad bo'lib ketsa, ularni o'rniga Xudo taboraka va taolo shunday qavmlarni keltiradiki, ularni Xudo yaxshi ko'radi, ular ham Xudoni yaxshi ko'radilar deydi. Ya'ni Xudoni yaxshi ko'rgan, Xudoni qalbi, Xudoni muhabbati ularni qalbida o'rnagan zotlarni murtadlarni o'rniga keltiradi dedi. Ularni muqobalasida ularni oshiqlarni Xudo taolo yod qildi. Demak, ma'lum bo'ldiki, ular murtad bo'lmaydi. Qalbida Xudoni muhabbat o'rnashib qolgan odam bo'lsa, bir martaga u odam dindan qaytib ketib qolmaydi. Shu oyatni ostida ulamolar yozdilarki, ahli muhabbatda xotimasi oxiri juda go'zal bo'ladi. Agar ahli muhabbatlar keyinchalik murtad bo'lib ketishi mumkin bo'lganda edi, xotimalari xarob bo'lishi mumkin bo'lganda edi, Xudo taolo murtadlarini muqobalasida oshiqlarni o'zini do'stlarini zikr qilmagan bo'lardi. Ularni qarama-qarshiga qo'yib turib yod qilmagan bo'lardi. Hakim al-Ummat pirimiz aytardilarki, shuning uchun ahli muhabbatni topib do'st bo'lishga harakatini qiling. Ahli muhabbatni Xudoga nisbatan muhabbati bor odamlar suhbatida ziyodaroq bo'ling. Xo'p. Men sizga aytayapman. Ahli muhabbat bilan birga bo'ling deyapman. Siz mendan so'rashingiz kerak edi. Ki, ahli muhabbatning alomati nima? Ahli muhabbat qanaqa bo'ladi? Bu kimga ma'lumki, uning dilida Xudoning muhabbati bor yoki yo'q. Ziroki hamma odam ham men Xudoning muhabbati meni qalbimda bor, men Xudoning oshig'iman deb hamma ham da'vo qilaveradi. Xudo men uchun hamma narsadan suyukliroq deyadi. Xudo taboraka va taolo o'zining oshiqlariga 3 ta alomatni chiqarib qo'ydi. O'zining muhabbatli zotlariga, muhiblariga 3 ta alomat chiqadi. Hali oyatning ostida shunday qavmlarni keltiramanki, ularni men yaxshi ko'raman, ular meni yaxshi ko'radi, ular shunday zotlar bo'ladilar, alomatini aytdikin. Azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. Mu'minlarni qarshisiga kelganda juda xor bo'lib ketadilar. Mu'minlarni oldiga kelganda o'ziga o'xshagan iymonli odamni oldida juda siniq bo'ladilar. Lekin kofirlarni qarshisiga kelganda juda ulug'vor izzat bilan turadilar. Egilmaydilar ularni oldida. Demak, qaysi dilda Xudoni muhabbat bo'lar ekan, unda tavozu degan narsa kamtarlikni sha'ni paydo bo'lib qoladi. Hamma qaysarliklar haliga kekkayganliklar tugaydi. O'zini hamma musulmon do'stini oldida juda past ovoradi. Ya Xudoning muhabbati bir qalbga kiradigan bo'lsa, unda kibri sinib qoladi, undagi yomon axloq yo'qolib qoladi deyishga sizda nima haqqingiz bor?
nima bu narsani isbotlaysiz desangiz, men unga ham Qur'ondan misol qilib aytamanki, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha va ja'alu a'izzata ahliha azilla. Sulaymon alayhissalotu vasallamning qissalarida Xudo taolo shu oyatni yod qilib aytgan. Sabo degan mamlakatning malikasi aytgan ekan. Shuni gapini Xudo taolo Qur'onda keltirgan. Albatta podsholar qaysi bir shaharga kirsalar, qaysi bir shaharni g'alaba qilib podsholar oladigan bo'lsalar, u shaharni fasod qiladilar, u shahardagi kelgan azizlarini, kattalarini hammasini xorga aylantirib yuboradilar deb Xudo taolo yotgan. Dunyoda oddiy podsholar, masalan, bir joyda sultoni bir mamlakatni qo'liga olsa, albatta uni katta-kattalarni ro sindirib turib, kichinalarni o'ziga qul qilib oladi. Dunyoviy podsholarni muomalalari shunday. Uni barbod qilar ekanlar, u olgan joylarini, undagi azizlar odamlarini giriftor qilar ekanlar, mashoyihlar yotdilar. Tamom podshohlarning podshohi bo'lgan Xudo ham bir qalbga kiradigan bo'lsa, Xudo taolo bir podshoh bo'lsa, shu podshohni muhabbati bir qalbga kiradigan bo'lsa, u qalbingizdagi bir katta mamlakat bor. U mamlakatda ham ichida, qalbi ichida katta-katta mutakabbirlari bor. Kibr degan narsa bor, g'azab degan narsa bor, hasad degan narsa bor, yomon gumon degan narsa bor. Bularni hammasini o'ldirib tashlaydi, deyapti-da. Muhabbat bir qalb saltanatiga kirib joylashgandan keyin u saltanatdagi bari muazzazlarni yo'qotib, hammasini xorib tashlaydi Xudo taolo. O'shandan kelib chiqdiki, qaysi qalbga Xudo taolo muhabbatni joylashgan bo'lsa, kibr o'lib turib, mu'minni oldiga kelganda mutavozi bo'lib, tavozili bo'lib qoladi, kamtar bo'lib qoladi degan o'shandan kelib chiqdi. Demak, bu Xudo taoloning oshiqligini, u qalbga Xudoning muhabbatini kirganligini bitta alomati bo'ldi. Ikkinchi alomati a'izzatin alal kafirin. Kofirlarni olsang-da aziz bo'ladi, egilma, ularga tavozu qilmaydi. Shuning janob rasul aytdilarki, mutakabbirga mutakabbirlik qilmoqlik sadaqadir dedilar. Mutakabbirga mutakabbirlik qilmoqlik sadaqadir. Ya'ni uni oldida mutakabbirlik qilsangiz, o'zini gunohini, o'zini haligi qilayotgan kibrini, xunligini keyin bilarkan. Ey, to'xtamaram, hayda bir qo'llab so'rashmadim, chunki xunlik narsa ekan ko'rib turib, o'zini o'ynaydi. Demak, birinchi alomati mu'minlarning oldida ahli muhabbatlar tavozulik bo'ladi, kofirni oldida uni qarshisida, ya'ni teskarisi bo'ladi. Uchinchi alomati nima? Yujahiduna fi sabilillah. Xudoning yo'lida mujohada qiladilar. Allohning yo'lida mujohadani, mashaqqatini bardosh qiladilar. Ahli muhabbatlar mujohada qilar ekanlar, Xudoning yo'lida qiynalar ekanlar. Mujohada nima desangiz, mufassirlar aytadilarki, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لِنْ آيَتِنِنْ أَصْلَ شُيَبْتَ أَيْتِبْلَانِ الَّذِينَ اِخْتَارُوا الْمَشَقَّةَ فِي الْفِغَاءِ مَرْضَاتِنَا وَنُفْرَةِ دِينِنَا Xudoni yo'lida mujohada qilishdir. Shuki, ular Xudoni roziligini talab qilishlik yo'lida, Xudoni rizosini yo'lida va dinining yordamini yo'lida har qanaqangi mashaqqatga ko'tarib olishga tayyor turgan odamlar Xudoni yo'lida mujohada qilyapti deb aytiladi. Yo'inki, Xudo taborak va taoloni amriga bo'ysunishlikda ham qancha mashaqqat bor. Xudo qil degan ishni qilishlikda mashaqqat bor. O'sha mashaqqatni bo'yiniga olib turib sabr qilishlikni otini mujohada deydi. Bu kishi o'shanda Arafotda turib aytgan ekanlar, ko'ring. Arafotda turibdi. Arafotda turganda kim aytdi? Xudo aytdi. Badanimizdan ter chiqyapti. Tepamizda turgan quyoshni isitishini qarang. Bu hammasi nima undadi bularni qilishga? Xudoga bo'lgan muhabbat undadi. Qalbimizga Xudo taolo muhabbat solganda, Xudoning yo'lidagi, buyrug'ining yo'lidagi mashaqqatni ko'tarishga tayyor turibdi. Ko'zingizni oching birodarim deydi. Siz bilan meni badanimdan Xudoning yo'lida mujohada qilib turib teri chiqibdi. Vaholanki sahobalardan qon chiqqan edi deydi. O'shalarga giriftor qilmaganiga shukr qiling. Bu bir mujohada. Umid qilamanki, o'shalarni qonini chiqqanda qangi, o'zini yo'lda shahid bo'lganda qangi darajani siz bilan menga Xudoning ibodatida agar badaningizdan ter chiqsa Xudo beradi deb umidim bor.
mujohadaning yana bir tafsiri shuki, xudo qaytargan narsalardan qaytishlikda ham mashaqqat bo'ladi, ana o'sha mashaqqatni bo'yniga olishni odini ham mujohada deydi. Gunohni tark qilish kerak. Odamlar aytadi, taqsir deydi. Ro'para kelgan narsaga qarab qo'yibman. Qaramasam iloji yo'q. Bu ham bitta mashaqqat. Xudo qaytargan narsaga sabr qilish. G'ibatni tashlash qiyin bo'lyapti. Bu ham mashaqqat ekan. Chunki birovni ko'ngli uchun ham kimdirni g'ibat qilishga to'g'ri kelib qolyapti. Gunohni tark qilishda shunaqangi kulfatlari bor, mashaqqatlari bor. Shuni ko'tarishlik ham Xudoning yo'lidagi bir mujohada bo'ldi. Bu ishni kim qiladi? Muhabbati qalbida paydo bo'lgan odamgina qiladi. To'xta, hamma yaxshi ko'rgan zot qaytargan ish ekan. Uni sabr qilishligi faqatgina muhabbat bo'lsagina undaydi. المشاهدة بقدر المجاهدة مشاهدة يعني خدانا خدا تبارك وتعالى مشاهدة قلشلك كورا قلشلك كوزن قلدك كيلترا قلشلك مجاهدة مقدارة بولد مجاهدة قنش كبسة مشاهدة يقشن كب بولد بس معلوم بولد كي komil muhabbatning alomati shu ekanki u odam har gunohni tashlashga tayyor turadi agar u bilan jon kesdim yoki ketmasin joni kessa kessin lekin Allohning farmoniga nofarmonchilik qilmaydi gunohni tark qilishda juda yetib borgan narsa bo'lsa o'lim keladi xolos gunohni tark qilishda eng oxirgi narsa o'lim keladi undan oshig'i kelmaydi agar xudo qalbiga muhabbat solib qo'ygan bo'lsa, o'shanga ham tayyor turaveradi. Demak, ohista-ohista hamma gunohni tashlashlik, Allohni norozi qilayotgan narsalarni tashlashlik insonning qalbida xudoning muhabbatini o'rnashganligini alomati bo'ldi. Qaysi inson iki? Gunohni tark qilolmayaptimi? Hali uni muhabbati komil bo'lmadi. Qaysi bir odam gunoh qilsa-yu qalbida parishonlik paydo bo'lmasa, betoqatlik paydo bo'lmasa, u hali xom ekan, hali u pishmabdi. Dunyoviy muhabbatni ko'rasanmi? Bir odam bir ayolni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'shani rozi qilishlikni yo'lida hamma narsaga tayyor bo'ladi. Hatto gohida o'zini o'ldirishgacha ham yetib boradi. Bir inson vaqtincha o'tib ketadigan dunyoning lazzati uchun mahbubasini oldida har bir uni yomon ko'radigan narsalarni tark qilishga ham tayyor, uni xursand qiladigan ishlarni hammasini qilishga u tayyor. Sahobalarni ko'rsang Payg'ambar alayhissalotu vasallam ularni bir ayiblari tufayli gapirmay qo'ygan vaqtlarida vazofat alayhimul ardu bima rahbat. Yer shuncha kengligi bilan ularga tor bo'lib ketgan. Vazofat alayhim anfusuhum. Hatto ularni o'zlarindan o'zlari bezor bo'lib ketgan. O'zlarini nafslari ham ularga tor bo'lib qolgan. Demak, qaysi bir insonga gunoh qilgandan keyin parishonlik qalbida betoqatlik agar paydo bo'lmaydigan bo'lsa u hali muhabbati komilani mazzasini hali tatib ko'rgani yo'q ekan. Agar qaysi bir insonda ozginagina bo'lsa ham Allohning muhabbatiga aloqa paydo bo'lib qolgan bo'lsa edi, Xudoni norizo qiladigan arzimas kichkinagina bir ishdan ham parishon bo'lgan bo'lardi. Men sizga arz qildimki, insondan tiriligi vaqtida qarshisiga to'rtta guvoh bo'lib qoladi degan gapdan so'z ochgandim. U Qur'ondan sobit bo'lgan qat'iy nas bilan isbot qilganim. Bittasi nima bo'ldi?
o yer bo'ldi. Ikkinchisi o'zimizning a'zolarimiz bo'ldi. Uchinchisi farishtalar bo'ldi. Va to'rtinchisi nomai amon bo'ldi. To'rtta guvoh. Siz bilan mana qarshingizga qiyomatga tayyor turib. Shariat Xudoy taolosi tarafidan ko'p gunohlarni asosan qo'shib qilishga arziydigan gunohlarni qarshisida to'rtta guvoh belgilab qo'ygan. Xo'p, endi biz qanday qilib saronjon topamiz? Ishimiz qanday qilsak bitadi? Payg'ambar alayhisolatu vasallam siz bilan mening gunohimni kechirilishligi uchun xatm qilinishligi uchun Xudo taboraka va taolodan bir chiroyli bir sovg'a olib keldilar. Xudo taolo o'zini payg'ambarining vositasida bandalariga bir qandaydir pudraga o'xshagan bir narsa berdi. U sepiladi, gunoh o'chib ketadi. Hazrati Imom Suyuti o'zlarining kitoblarida bir hadis muborakni naql qildilar. Iza tabal abdu ansa Allohu al-hafazata zunubahu va ansa zalika jawarihahu va ma'alimahu min al-ard hatta yalqa Alloh va laysa alayhi shahidun min Alloh bi dhanbi. Aliga tibbada aytgan shartlarimiz bilan to'rtta sharti bilan banda gunoh qilgandan keyin asosida tavba qilsa va alaki tavba qildi, tavba qilishidan oldin buni qarshisiga to'rtta guvoh tayyor bo'ladi. Endi guvohlar nima bo'ladi endi? Bu tavba qilishga tavba qildi. Guvohlarchi desa, janob rasul aytlarki, banda agar tavba qilsa, Xudo taboraka va taolo haligi bandaning gunohlarini farishtalarning esidan chiqarib yuboradi. Farishtalarga yodlatib qo'ygan edi. Ular esidan chiqarib yuboradi. O'zini a'zolaridan ham Xudo taolo xayolidan ko'targizib yuboradi. Yerda qayta guvoh bo'lgan bo'lsa, uni ham yodidan ko'tarilib ketadi. Hatto Xudo taboraka va taoloning huzuriga kelganda, buni qarshisiga bitta guvoh ham yo'q holatda kelyapti. Bu gap hammasi aqlni tavba qilishdan keyin lekin. Bir marta astagfirullah tavba qildim, Xudo buni ham kechirsin deyishdi o'zi bilan bari. Haligi shartlari gunohdan sug'urilib chiqadi, qalbida nadomat paydo bo'ladi. Ikkinchi shuni qaytib qilmayman Parvardigor deb qattiq qalbida azm qiladi. Shu shartlar bo'lsa, Xudo taolo mana shu mukofotlarni mukofotlaydi. Hazrati ustozimiz aytardilar. Xudo taboraka va taolo bandasidan bir gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, farishtaga yozdiradi-yu. Lekin nimaga mana shu ishlarni farishtaga yozdiraman deb aytmadi endi, keyingi ishda. Xudo taboraka va taoloning mehribonligi, kamoli mehribonligi shuki, ey Allohim, ha bu gunohni qilganda biz yozdik, bizga o'chirdi-yu, o'chirib yubordik degan ta'nani bandasini eshitmasligini xohlaydi Xudo taolo. Yo'q, banda, biz taniga gunohingni bilamiz, o'zimiz yozdirib, o'zimiz o'chirganmiz degan ta'nani farishtalardan eshitmasligini xohlaydi Xudo taolo. O'shanda aytayotki, Xudo taolo o'zim o'chirib yuboraman deyapti. Uning qalbidan farishtalarni esdan man ko'tarib yuboraman. Yerda xayolda man ko'tarib yuboraman, guvoh berilmaydigan qilib qo'yaman deyapti. Ya'ni farishtaga aytib turib, keyin farishtalarga shunday qildiraman demayapti. Xudo taolo bevaqtda o'zim shu ishlarni qilaman deyapti. Gunohni yozib turganda farishtalar rozi turadi. Bu ishlarni, sharofatlarni, bu mukofotlarni Xudo taolo o'zim bevaqtda qilaman. To'yinki kamoli bandamga mehribonligim shuki, o'shalar ham ta'na qilmasin. Bunaqangi sultonni qayerdan topasan? Bunaqangi podshohni qayerdan topasan? Dunyo podshohlarini ko'rganmisan? Ularni oldilarida sen tarafingdan bir gunoh sodir bo'lsa, ularni huzurida seni gunohing mahkamada hukm qilinsa, sud ishlari seni ustingdan oshirilaydigan bo'lsa, seni gunohing kechirilishi mumkin. Lekin seni haqingda yozilgan gunoh to'g'risidagi xatolarni to'g'risidagi qog'ozlar bu arxivda turadi. Dunyo olib tashlaydi demaydi. Bukun kerak bo'lib qoladi deb turadi. Lekin Xudo taboraka va taoloning sultonligi, mehribonligi, karomligi shundaki, seni gunohingni kechiradi-yu, hali yozilgan daftarlarning hammasini Xudo taolo ko'tarib turib oladi. Thank you.
endi gunohni tark qilish kerak dedim. Gunohdan odam sug'urilib chiqish kerak dedim. Avvalo o'shani o'zi qiyin narsa dedilar. Chunki hamma ham o'sha gunohini qilayotgan gunohini avvalo yomonligini aksar odam biladi. Lekin bir narsalar sabab bo'ladi. Yo obro' sabab bo'ladi, yo nafs sabab bo'ladi. Xullas haligindan sug'urilib chiqarmaydi. Xo'sh, gunohni tark qilishlikka himmat qayerdan keladi? Buning uch yo'li bor deydilar. Uchta ilojisi bor. Ki gunohni tark qilishga odamda bir himmat astoydillik paydo bo'ladi. U nima? Avvalo himmat o'zidan bo'lish kerak. Qalbida astoydillik bo'lish kerak, qaytaman degan qasd bo'lish kerak. Ikkinchisi, Alloh taolodan gunohni tark qilishga himmat berishiga duo ham qilish kerak. Ey Alloh, agar o'zimga qo'yib qo'ysang, men tark qilolmas ekanman. O'zing menga himmat bergan deb duo qilsin. Uchinchisi, qayta Xudoning xos bandasini topsa, darobar taqdir duo qiling. Men bir gunohlarga mubtalo bo'lib qolganman. O'sha Xudo himmat bersin-ki, menga o'sha gunohlardan qaytadigan duoni xoslardan olsin. Uchta yo'li bor. O'zida himmat bo'lsin, Xudodan keyin so'rasin himmat ato qilishini, keyin xos Xudoning bandalaridan ham borib duo olsin. Inshaalloh gunohni odatini tark qilishlikka Xudo yordamga tavfiq beradi. Endi navbatni boshlashdan oldin sura Baqaradan o'qigan oyatimni tafsiriga kelaylik. Xudoy taolo bandalarini tavba qilib turganda qanday duo qilishlikni o'rgatay turganda mana oyatni qarang. Ey bandam, duo qiling. Bunday ekan. Va'fu anna ey Allohim, bizni afv qilgin. Va'fu anna. Bizdan afv qilgin. Afv nima degani? Qumtu a'tara zunubina. Gunohlarimizni nishonasini ham o'chirib yuborgin degan ekan. Gunohimizni nishonasini ham o'chirib yuborgin. Va g'ufir lana. Bizni mag'firat degin. Buni Xudo o'rgatyapti. Bizni afv qilgin, ya'ni afv degani ma'lumotdagi gunohimizni nishonasini, asarini ham o'chirib yuborgin. Ikkinchisi va g'ufir lana, bizni mag'firat degin. Mag'firat nima degani? Bizda bisatril qabih va izhari jami'. Yomonligimizni yashirasan u yaxshiligimizni oshkor qilasan. Shunaqa qilgin Parvardigora. Warhamna uchinchisi Allohim bizga rahmat qilgin. Bir farzand o'zini otasiga nisbatan nofarmonchilik qilib qo'ygan bo'lsa, ota undan norozi bo'lgan, qattiq g'azab qilgan. O'sha g'azabni davomida endi bundan haligi har oyda berib turgan ozgina daromad pullarini ham to'sib qo'ygan. Endi farzand otasidan kechirim so'radi. Ha o'g'lim bo'lsa sendan roziman bo'ldim. Lekin farzand aytadiki, ota endi haligi oylikni berib turgan narsalaringizni endi berib turing, endi rozi bo'lishga rozi bo'ldim. Endi berib turgan narsangizni bering. Ana o'sha otin rahim deydi deyaptilar. Rahim ana shu. Kechiradi. Keyin sizga berayotgan u yaxshi fazilatlarni Xudo taolo ikromini davom ettirishingda otin rahim deydi o'shani. Gunohimizni afv qilgin, bizni mag'firat qilgin, yaxshiligimizni oshkor qilgin, yomonligimizni yashirgin, keyin bizni holimizga rahim qilgin deydi. Endi rahim qilish kerak. Xudo taboraka va taolo tarafidan rahmni talab qilish kerak. Xo'sh, rahm nima ekan? Rahmat nima ekan? Uni tafsirini qarang. Rahmda aytyaptilarki, birinchi ma'nosi tavfiqi ta'om. Ibodatga nisbatan tavfiq paydo bo'lishlik. Xudo taolo o'zini to'atiga muvaffaq qilsa, uni Xudo rahm qildi deylar ekan. Ey Xudo, falonchini rahm qilgan holiga desangiz, niyatingiz shu bo'lishi mumkin ekanda, Xudo ishqilib to'atga muvaffaq qilsin-da, shu odam o'lmasdan turib ibodat qilayotgan bo'lib qolsin degan narsa nazarda tutiladi. Gunohdan keyin afv so'rab, mag'firat so'ragandan keyin nimaga endi to'atga ham tavfiq so'rayapti odam? To'atga muvaffaq qilishligini Xudodan so'rayapti. Sababi gunoh qilaverib odamlar to'atga muvaffaq bo'lmaydigan bo'lib qoladi. To'at qiyin bo'lib ketadi, Xudoga ibodat qiyin bo'lib ketadi. Sizga misol deydilar. Odam yomon nigoh qilsa, harom joylarga qaralsa, oldida tilovati Qur'on qilinadigan Qur'on ochib turaveradi-yu, tilovat qilib mazza topolmaydi. Ya'ni to'atga muvaffaq bo'lmasligi shu.
günah kılavurum, günah kılavurum, taatka tavsiyip duyan kogan diyeni azdın turup, açtırıp, okturup, ondan mazda kılıçlı kereye bugan nesleden mazda kılalmaydı, mazda takılmaydı. Tavayın ki tavba kılmaydı. Günah kılavurum, kılavurum, adamlar ibadetten halavat takılmaydı. Namaz okuramız. Bir kişi peyda bo'ladi. Qachon tugarakan duo qilsak, darro tashqariga chiqsak degan narsa, o'sha kamoli gunohimizni ko'pligidan bizda o'sha tavfiqni, taatni, tavfiqni bizdan ko'tarilib ketib qoladi. Endi o'sha Parvardigor holimizga rahim qilgin degani, mana Parvardigor gunoh qildim, gunohimga tavba qildim endi. Endi meni holimga rahim qilgin desangiz, go'yo o'sha ibodat deganda endi mazza qilayotgan bo'lganman degan ekanda, o'sha tavfiqni qaytarib bergan endi menga. İbadat ile bir halavat topuyordun böyle indi diyen bunu da. İkinci manası rahmeti adamın maişeti keyinçiliği bu giderken. Yani triçiliği de beymalar ötüyordun bu kası Kudayet Allah rahm kıstı değillerken. Çünkü adam günah kılığa uğrup rızkıya tenilik payda uğurladı. Tenilik diyenden bana maksadım bereket kurtarılıp giderdi. Bir günde 100 lakalık pul topadı. Lekin bir sum pul barakatli pulni barakati unda bo'lmaydi. U nimadan bo'ladi? Gunoh qilaveradi, Xudo taolo undan rahmatini ko'tarib qo'yganligidan bo'ladi. Endi Xudo menga rahm qilgan degan o'sha topganimdan menga baraka topaydigan qilgin. O'sha menga bir yuqsin degan duo bo'ladi go'yo rahm so'rashlik ma'nosi. Rahmatning uchinchi ma'nosi behisob mag'firat degani. Behisob mag'firatini ham bergan degani. To'rtinchisi jannatga kirishlikni otini ham rahm deydi. Shuning uchun varhamna degan duoni qilib turganingizda ko'zingizdan oldidan birodarim shu to'rt narsa o'tib ketdi. Varhamna deganingiz o'zida Allohning to'g'at qilishga tavfiq bergan, tirikchiligimda kengchiligi bergan, behisob mag'firat bergan, jannatga kirishni ham nasib qilgan degan ma'noga varhamna o'zi. Xolinga rahm qilgan degan shu to'rt narsa. Hatto imomi Olusiy degan zot rahmonni tafsir qilayotganlarida tasavvala alayna bi fununil ala ma istihqoqina bi afanil iqob degan ekanlar. Ey Allohim, o'zingning turli ne'matlaring bilan, turli-turli ne'matlaring bilan bizga mehribonlik qilgin, agarchi bizdan turli-turli gunohlar sodir bo'lsa ham degan gap ekan. Turli-turli iqoblarga, turli-turli aqoblar, iqob azoblarga biz loyiq bo'lsak ham o'zining xilma-xil ne'matingiz bilan bizga mehribonlik qilgin degani bo'ladi rahmonning ma'nosi. Endi ey ahli ilm do'stlarim, sizlarga mana bir fikr qilib tushunib olsalaring, sal chuqurroq ketsalaring tushunadigan bir hikmatni bayon qilaman. Xudo taolo duo qilishni o'rgatayotganda shunday marhamat qilyapti. Ey bandam, duo qiling. Va'fu anna. Allohim bizni afu qilgin. Afu qilgin, mag'firat qilgin, rahm qilgin. Anta mavlana, sen bizni hojamizsan, sen bizni mavlomizsan deb turib duo qiling. Endi duo qiling. Tepadan qilinayotgan uch duoni sen degan gap takrorlanmaydi. Sen afu qilgin, sen mag'firat qilgin, sen rahim qilgin demaydi, lekin to'rtinchisida anta mavlono, sen bizni mavlomizsan, sen bizni egamizsan, bizni ishimizga hammasiga kafil o'zingsan deydi. Nimaga? Chunki shunda ishora borki, ey bandam, san gunoh qilaver, gunoh qilaver, san bilan mani o'rtamda shunday cheki yo'q bir pardalar tushib ketgan. San menga go'yi, san go'yo mani ko'rmaysan. San bilan bizni o'rtamizda katta devorlar paydo bo'lgan. Sen endi mendan ey Parvardigoro, gunohimni afv qilgin deb afv so'rading, mag'firat so'rading, rahm so'raganingdan keyin o'rtamizdagi parda ko'tarilib ketdi. Endi ey sen hojamsan deb duo qilgin deyapti. O'rtada parda ko'tarilgan, ko'rib turganday duo qilgin endi deydi. O'shani o'shanchi avvalgilarda san degan gaplar yo'q, oxiriga kelganda keyin san deb turib xitob qilinglar deydi. Chunki sizlar bilan biz o'rtamizda endi parda qoladi endi deydi. San deb gaplashishlikka haqdor bo'lib qoldilar endi sizlar deydi. Shetta Xudoy taoloning hikmatini bayon qilyapti. Anta sayyiduna, sen bizni sayyidimizsan. Sen bizni hojimizsan.
Bizi hamma işimizga sen mutavallisan, valisan sen deydi. Bugunlik shu narsa zarur edi. Tavba to'g'risida o'shaning uchun men gapirdim deydi. Demak, ma'lum bo'ldiki, tavba shunaqa zarur narsa ekan. Tavbasiz biz ikkimiz ikki bo'lmas ekan. Najot topolmas ekanmiz. Qiyomatda qutulmas ekanmiz. Ma'lum bo'ldiki, tavbaning shuncha sharti bor ekan. Agar sharti bilan bo'ladigan bo'lsa, Xudoy taborak va taoloning rahmatining daryosi shunday kiyan ekanki, biz har qanday gunohimizni kechirishga Xudo tayyor turib ekan. Gap biz tavba qilishimizda xalos ekan. Xudoy taolo tavba qilinglar, men tavbalaringni qabul qilaman deb Xudoydan Qur'onda o'zi va'da qildi. Endi ba'zi bir narsalarning zarurati borligi uchun uni ham zikr qilib qo'yaman deydi. Arab tilida 3 lafz bor. U lafzni o'rnini bosadigan badali arab tilini o'zida ham boshqa joyda ishlatilmaydi, topilmaydi. U bittasi nasihat degan narsa. Bittasi saloh degan narsa. Bittasi qofiya. Uch narsa. Mishkot sharif degan hadis kitobda ad-din an-nasiha. Din nasihatdan iborat deb aytilgan. Din shu islom dinini bitta nomi nasihat ekan go'yo. Shu islom dini nasihatdan iborat ekan. Nasihat degani birovga faqatgina pand qilib, o'rgatib o'tirib emas. Nasihat deb turib Xudoy taboraka va taoloni nechta mahlubi bo'lsa hammasiga yaxshilikni ravo ko'rsatib nasihat deydi. Musulmon odam shunaqa bo'ladi. Musulmon nasihatchi degani musulmon hammaga yaxshilikni ravo ko'raveradi. Kofirni ham do'zaxga qo'yishni xohlamaydi. Ular shu ham musulmon bo'lsa, shu ham jannatga kirsa Xudoni jannat torlik qilarmidi? Men o'zim kirsam masalan torlik qilib qolarmidi? Dunyoni hammasi kirsin degan orzu bo'lsa, xayr-xohlik, yaxshilikni ravo ko'rish bo'lsa, shuni otib nasihat. Musulmonning nasihatligi shuki, nasihatchiligi shuki, baloda turganlarga ofiyat xohlaydi, kasallikda turganlarga sihat xohlaydi, hatto chumaliga ham rahm qiladi. Dengizdagi baliqlar ham, ishlar ham bechoralar qiynalmasin deydi. Shu darajadagi rahmdillik, xayr xohlikda yaxshilikni ravo ko'rsatadigan din deydi. Shuni otib nasihat deydi. Demak, har bir narsaga qarab turganingizda Xudo taborak va taoloning muhabbat paydo bo'lgan bo'lsa, shu ham Xudoga bir aloqasi bor deb turib, chunki buni albatta Xudo yaratgan. Xudo yaratgandan keyin Xudo bilan uni o'rtasida qandaydir aloqa bor, nisbat bor. O'sha nisbatni hurmat bilan uni haqida yaxshilik ravo ko'rib turaversangiz, shu degan nasihatchilik bo'ladi. Endi ikkinchi lafz saloh deganlari. Arab tilida shuni o'rnini bosadigan bir lafz yo'q. Azon aytilganda hayya alal faloh deyapti masalan. Shu najot shu. Xudoy taolo Qur'onda salohni va'da qilib turganda va zikrullohi katiran la'allakum tuflihun ey bandam, Allohni ko'p zikr qilgin. Allohni ko'p yod qilgin. Shoyatki najot topsalaring deydi. Allohni ko'proq yod qilinglar, shoyatki sizlar najot topsalaring, saloh topsalaringni Xudoy taolo zikr qildi. Salohni ma'nosi demak ma'lum bo'ldiki, dunyo va oxiratda najot topishning maqsadiga erishishlikni otini saloh deyadi. Ya'ni ey odamlar, salohga kiringlar degani, ey namoz o'qimasang dunyoda ham oxiratda ham qoring xarob degan ekanda. Salohga chaqiryapti, deymanda salohga kelgan. Ma'lum bo'ldiki, saloh degani dunyodagi murod va oxiratdagi murodga yetishishni otini saloh deyar ekan. Dunyo oxiratni saodatini namozdan boshqa yerda inson bo'la topolmas ekan. Dunyo va oxiratni xayriyati, yaxshiligini hammasi shu salohda. Demak, ma'lum bo'ldiki, Xudoy taboraka va taolo saloh topishlikni o'zini zikriga vobasta qilib qo'ydi. Ey bandam, meni zikr qilgin, salohni o'shanda topasan deyapti. Dunyo oxiratga yaxshiligini meni zikr qilishingda topasan dedi. Ko'ring, bir odam tovuq sho'rva ichyapti deydilar. Quvvat bo'ladigan vitamin ukol qilyapti.
lekin orqasi doim zaharam ichib turibdi. Aytingchi, ichib turgan tovuq shurvasi olib turgan doktordagi vitaminlar unga foyda qilarmikan? Ma'lum bo'ldiki, quvvat beradigan dori, vitamin qilishligi bilan birga insonda haligi zahardan saqlanishi ham kerak deyapti. Xuddi shunday. Faqat zikr navozi toatlarini foyda qilishligi sizni gunohdan qaytishingizga vobasta deyapti-da. Gunohdan qaytsangiz keyin namoz foyda qiladi. Keyin ibodat foyda qiladi. Zikr ana o'sha narsa. Mufassirlarimiz shuning uchun yozdilarki, Allohning ahkomini hammasini bajo qilishlik, Xudoning buyurgan buyrug'iga itoat qilishlik va shuning yonida Xudo qaytarganda tashakkurlikni otini zikr deydi. Zikr degani Alloh Alloh subhanalloh deyishlik emas, faqatgina. Xudo aytganda qilasiz, Xudo qaytargandan qochasiz, ana u zikr. Ana o'shanaqangi qilib zikr qilgan odam najot topadi degani. Salohni o'sha odam topadi. Dunyo oxiratni saodatini, baxtini, xayriyatini topishlik uchun zikr kerak dedi Xudoyimiz Alloh. Zikr degani faqat subhanalloh, alhamdulillah o'zi emas, Xudo buyurganda qilib, Xudo qaytargandan qaytadi, shu odam keyin saloh topadi degan. Bu ikkinchi lafz bo'ldi. Badali yo'q, o'rni yo'q, o'rinbosari qoyim maqomi bo'lmagan bitalar shu saloh bo'ldi. Endi Uchinchi lafz bor, u ofiyat degan narsa bor. Ofiyat o'zi nima? Biz kechasi kunduzi Xudoy taolodan aksarimiz bilganmiz yo bilmaymiz, xullas o'zimiz bilgan va bilmagan holatda Xudodan ofiyat so'raymiz. Bu ofiyat bergan, ofiyat bergan. Lekin mumkin aksarimiz bilmasmiz, ofiyat o'zi nima u? Siddiq Akbar Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning huzurlarida so'zlashganlarida bir marotaba payg'ambar alayhissalotu vassalom u kishidan so'radilar. Aytdilar u kishiga: "Marhamat qilinglar ey Abu Bakr, Siddiq roziyallohu anhu. Xudodan afv bilan ofiyatni so'rang. Lam yu'ta ahadun ba'da al-yaqin khayran min al-afiyah." Ey Abu Bakr, banda Xudo tarafidan iymondan keyin ofiyatchalik afzal narsa Xudo tarafidan bandaga berilmagan dedilar. Eng qimmatbaho narsa iymon bo'lsa, iymondan keyin bevosita turadigan eng qimmatbaho narsa bu ofiyat bo'ldi. Shuning uchun Xudodan ofiyat bilan afv so'rang Abu Bakr dedilar. Bas ma'lum bo'ldiki, iymondan keyin hammasidan afzalroq bu davlat bu ofiyat davlati ekan. Ofiyat shunday qimmatbaho mulk va davlat bo'lganligi uchun u ham ozginagina shaxsga muhtoj bo'ldi. Odatda aksar odamlar ofiyat deganda kanni sayyori bor xonalarda yashashligini nima narsa desa darrov oldida hozir bo'lib tursa, yemishi, ichmishi farovon bo'lsa, shuni o'zini ofiyat deydilar. Lekin Afiyat haqiqatda shumidi. Afiyatda Hazreti Mulla Ali Qori Mishkatda sharhida shunday aytdilar. As-salamatu fi dini min al-fitnati. O'zini dinida, islom dinida mustahkam turganligida fitnadan salomat bo'lib turishlik afiyat shu. Ya'ni Allohning g'azabidan va noroziligidan norozi qiladigan amallardan Xudo saqlab tursa musulmon bo'lib odamni Xudoy taolo noroziligiga, g'azabiga mubtalo qilib qo'ymasa, ana o'sha narsani ofiyat deydi. Parvardigor menga ofiyat bergan degan, alhamdulillah menga iymon berding. Iymondan keyin qimmat narsa shu ofiyat ekan, ofiyat berdilar. G'azabingga mubtalo qilib qo'ymagin. Seni o'zingni norozi qiladigan ishni qildirib qo'ymagin menga degani bo'ladi. Chunki vassalamatu fil badani min sayyi'il asqam wal mihna. Badaniy ham yomon kasalliklardan salomat bo'lib tursa, shuni otini ofiyat deydi. Ofiyat bergan degani, ya'ni o'zbekchada buni o'rnini bosadigan narsa xotirjamlikda. Xotirjamlik bergan degan gap ekan.
Allahümme inni es'aluka l'afve ve l'afiyeteden kim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vel mu'afate fi dünya vel ahiret diye uğrayettiler. Mu'afatan vergin dediler. Mu'afat ne dedi yani? Deseler, Kudayi Tebarek ve Teala den mu'afatını talebi ne kılaytır yanınızda şu yerse köyünü gireceksin ki bendelerine, Kudayi'nin mahlukları'na benden bir aziyet yetmesin, ülerden hemen bir nefret yetmesin diye yani. Afu vergin, afiyet vergin, mu'afat ham vergin Allah'ım, benden hem aziyet yetmesin, ülerden hem ben aziyet yetmesin, kongül gaş kılaygan mesela yetmesin deyiştik, yani şu an mu'afat. Size zulmünüzden adamlar saklansayın, siz hem ülerden zulmeden hatırlayacağım mesela. O mu'afat emez ki, siz katta bu pasiyonu, sizge zarar yetmeseyin, fakat sizden zarar yetiyorsa, onun adını mu'afat demeydi. Menge bu tıkan kırma yaptı deyiştik, o mu'afat emez. Sizge yen kırmasın, siz tarafıyla başkaları yen tıkan kırmasın diyenimiz. Körün diyebiler. Afiyet şun diye katta nimet eken. Ki bu kitapta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kimge tavsiye kıldılar soruştun. Siddiq-i Ekber, Ebu Bekir radiyallahu ta'ala anhu ve ettiler. Ülerde haceti var mıdır şu işe? Sor aşkı, demek haceti var eken. O kişinin abzelliklerini bilet mi kaya derecede abzellidiler? Hazreti Ebu Bekir radiyallahu ta'ala anhu, tamami peygamberlerden ki en abzel turgen şahs tip durup biz o kişinin haklarında itikaf kılandır. En yakşı şahs, tamami peygamberlerden ki şu kişi turadiler. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh. Bir sahabenin ayağını tagidagi çengi gubarıge min evliya tenkemeydi. Ayağını çengi gubarıge min evliya tenkemeydi. Sahabenin korgan tabi'inlerden birileri onların da Abdülaziz radıyallahu ta'ala anhu bilen Hazreti Muaviye radıyallahu anhu'nun ortalardaki farkını Abdullah ibn Mübarek'ten soruşken eken. Bittelerin sahabe bitteleri sahabelerde koruyan tabi'in. Bir adam hay ilimli mi ilimsiz mi şu derdi içlerde kayıtları abzeldi sorattı. Asli ilim bu geldi onu soramazdı. O anıdı ki sahabe abzel duradı. Hazreti Muaviye abzeldiler yani ki tabi'in Umar ibn Abdülaziz Kudan'ın nazlında kıymetli ramilerde soruyan bu ise Abdullah'ın mübarek etkenekeller. Hazreti Muaviye radıyallahu ta'ala anhu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın bilen birge seferde cihatke çıkkanlar, şu cihatta atlarını yugurtirip kitaya turgen de atını burnuya çengi gubar kürgen, Hazreti Umar'ın da adlilerin işte çengi gubar yiyen çengimeyi digenekler. Şünçeli sahabanı Hüdayi Teala uluklayan, şu sahabanın derecesi şünçeli uluklayan, torta püştü sahaba giyen zat Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'u bulediler. Atalar yiyen sahaba, uzlar yiyen sahaba, oğullar yan sahaba, niyevereler yan sahaba buna da fakat şu şekilde. Bu da tabi üçüncü fazilet atakı geneken. Bu şerefini Hüdayi Teala başka bir artı sahabede hasıl kılmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen gharda birge yat geldiler. Medine'ye hicret kütetir yerlerde gharda sahipleri bugün zaten Hazreti Ebu Bekir yazıyorlar. Bu kişinin haklarında Hüdayi Teala Allah'a da ayet nazil kılıp bu kişinin ghardaki sahipleri de yat kıyan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu kişi bilen ortağı bu gelirlerde Hazreti Ebu Bekir'in yaşları 16'yı Cenab-ı Resulullah'ın 18'de ikenler. Şu derecede yaşlılarla bile ulfet bu genzatlar bile. Şuncelik kadri ulu sahabeni hem Peygamber aleyhissalatu vesselam tavsiyelerden biri de siz hem afiyetli koyan muhtaçsız dediler de siz hem afiyet sorayın kudadan. Yani dinde fitnelerden saklanışlık bedeninizde bir keselge giriftar bu mescidini soruşken siz hem boya mecbursunuz. Kudanın afiyetsiz bende hiç işi bitmeydi. Hiç neyse hatır cemlik için kimeydi de. Şu zatların hatır cemlikke muhtaç bugünler. Ben Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala onu eflegen vaktimde dediler. Şu kişiden bir iftali gibi kalırdı dükkülüye bir nesani yadlar eğitip veremeyen. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu yaş ilerden ticaretçiliği bilen şugullanan ekeller. Ticaretçiliği bilen şugullanan Şam'a seferge vararkenler Suriye'ye. Şu
seferlerden biri de yaşlılarda bir tüş kuruptular. Tüştü Şam'daki bir rahipten hani Ruşehri etken de ibadet sanatlığı bir papiden şunu tüşlerini tabirine sorattılar. O adam alim adam eken. Sen kimsen deyip sorattı. Atın ne ben deyip. Bu şeyler atın Ebu Bekir. Kim sorattı? Kaysi şehirden sen deyip. Hemen Mekke'den. Neme iş bile şuğullanırsan? Ticaret bile şuğullanırsan? Şimdi rahat etken eken. Sizlerde şehirlerinde Hüdayi Teala bir peygamberdi yöneten. O peygamberin de mübarek adı Muhammed buladı. Sen o zatını hayatlarında veziri bulasın. Vefatlarından kim orun basar halifesi bulasın dedi. Bu yaşlılarda eşsin yapın. Aytadılar ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anhu şu düştü rahiptan tabirini işitkenden ki uzlardan başka hiç kim gitmeken ekeller. Yani fakat uzları bile ekeller hiç kim bu yaptı haberini. Vaktiler uttu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anhu 38'ye girdiler. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 40 getirdiler. Hüdayi Tebarek ve Teala o şunu peygamber kılıp sayıladı. Şimdi cevap Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam huzurları ki Hazreti Siddiq Akbar gelip ayken ekeller medde dilu ala ma teddaim. Ey dostum siz peygamber mendir dava kılıyorsunuz. Şu kılıyı duruyen dava ingizi tuğurluyye nime delil ingiz var deyip delil sorattılar. Cenab-ı Resulullah'ın. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Şam'da koyduğun düşün girdi gene geldi. Rüya kelleti râyteha bişşam. Size Şam'da koyduğun düşünüz beni peygamberliğimle hüccet dediler. Allah-u Teala özünü periştesi Cebrail aleyhissalatu vesselam'ın vasıtalarda bu şeye haber verilen efendiler. Fe'anakahu. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mahkem bu kuşağına var. وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنِهِ Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam'da iki gözlerini ortasından öptü bu şey, bu sağladılar. Şu zat-ı mübarekini namlarını zikir kılsak tepemizden berekatlar yağladı degen ümitler şunlarını ortalarda bugün güzel bir kısa bilen soğudatını yakırladığını bilirler. Nihayet de dağlılar bir yakışı mevzu. Şu mevzularını Neryağı'da alakada bir kibir doğrusu diye bak kuttular. Kibirde davalaştı doğrusular. Bunu ahir geçip okuma geldiğim için okumadım ben. Lekin o şehirde bir tahsirlik bir gap etkenler, o şey gaplardı. Ey braderim, Süyüklük Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ettiler ki Kudanın kaysi bendesi kibir kılıydıken bu ise Kuda düşür oradı. Kudanın kaysi bendesi kemterliği kılıp uzunluğun peski alıp tavafı kısa Kudanın kütar oradı. Dostum bilesen mi diyeyim? Kibir kıyandı Kuda düşür oradı diyene ne diyene? Kuda üredi diyene. Kuda olursa ne kadar ahval bilesen mi? Kuda üredi desem yengil yine itibar vermezsen bir parva kitsen gerek. Bu kişi eterler ki Bekşör Muhammed'leri bir ırsınca kayıt sürersen ne kim değiller. O zingi o şeyken bitti bende değiller. Ürse kayıt sürer neysen değiller. Yeni kuzini aldı ikil derin ki Huda olsa ne mevuller ne ahval insan. Kibir, mütekabirlik, katlalik, menmenlik fakat Huda gayreşer değiller. Sen bilen mene kigen yolumuz bir mette atamızı sidi yoludan çıkandır. İkinci merhaba anamız sidi yoldan yana dünyaya çıkandır. Hüdayi Tebarek ve Teala kemalı bizi zayıfligimizi kursa düştü, şuna kılıp dünyayı kilitirken. Ben de uzun kimliğini içten çıkarıp bilmezdik gerek. Ne fakat sizliğini yoldan, necasetini yoldan çıktı, belki yaratıcı şey hem necaset nefsinden yaratıldı.
Asliyem necaset, ahiriyem tügeşi, necaset halatında tügeydi dünyada. Şimdi, yine bir gap yapıradı. Ben çok uyuyla kaldım bunda. Demek ki her mecayda müminler har yürüdü. Müslüman daim zelil, kafirde bayrağı kırptırken. Müslüman hiçbiri iki bulmaydı. Rıvaylar neydi? Ben uyuyup şunu taktım deyimler. Hikmet neyken? Hikmet şu ki, yüzeyen katta sandık var. Üyünüzde bir çıralı sandık gelsin, o sandıkta çok kıymet nefes alma gelsin, balalarınızı kıştaki yediğin kıyımlarını uğrat bir tüyünge sapı yansın. Yani o da bir pahtaları sapı yansın. Şunlar içi de inerseniz bir kıymet sandık bu geldiği için, o sandıkı aveyler asrafa oturmayız, kulpan kımayız, bir bütçe de sürüyorlar. Lekin bir kurumsuz yine küçükine yine sandıkça var. O sandıkçanın içi de zeyb-i ziynetlerde 2000-3000 dolar diye mesela eğer gavhariniz varsa o şey gavhariniz içi yapıp buysanız hiç halini koyarız, cahit yapamayız. Valeriye işanmıyız. Hayırlar yazıp koyarız. Üstüye kulüp kulüp yine bir cavan kulüp, cavan diye kulüple koyarız. Men etmahçı bugün yapmışım ki dedi. O şey biz bilen sahabeler hemen eğer biz sandık deyiliyor musak bizi sandığımız içinde o şey kımmet ve nasıl yok edildi. Bizi kalbimizde Kuda'nın muhabbeti diyen nasıl yok edildi. Kuda o şeyin bizi saklanmak edildi. Sahabelerce üstüde bizi o şeyin zeyb-i ziynet allan bana nasılar bu mene onlardı. Kımmet ve nasıllar bu mene onlardı. Daha iyi Kuda'nın himayesi o şeyler tekrar bugün. Hatta bu Kuda o şeyler saklanmak. Lekin bizim Müslümanlar Kuda tarafından hepsi himaye kılınmayaptı. Demek ya, neyse çünkü bizde Kuda'nın muhabbeti diyen derslerden bu şey kaptı kalbimiz. Üstümüz cüda abadılık gittiyo, kim ki çeke itibar verdik, maşinege, uyge, havlicege itibar verdik. Lekin asla kımmet bahanesi bizde kalbimiz üçe derslerden hali bu kalbim, bu şey kalbim. Üçenge hiç biz bir imet iki bu meyaptı. Saklanmayaptı biz değil, biz himaye kılınmayaptı. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فرد الله علم قلنجان مسألة مسائل الانجزة استراف مزدان صادق بغان خطا وكانشي الانجزة كيشرين يشتل لرمزي عمل قلشت توفي نبي يدون فرد الله علم هم مزد بزر توبة قلشت نسب بغان توبة قلت سندر بوي مسجد نسب بغان قيامت بنده بغانده بزد قرشن بغان بوليغان قواه لرد اوزين تازمين بغان اوچرين فرد الله علم دنيا آخرة سعادت ينخيب الله بغان غزر حياة بغان غزر قرم بغان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.